Seçimden alınacak hakkın mesajı dersleri. Evvela şunu belirtmemiz lazım ki, taraftar olmadan oy ve dua desteğimizin her zaman sizinle olduğunu beyan etmek isteriz. Ancak bu seçimlerde hep halkın mesajlarına, ifadelerine, tokadına bakma çerçevesinde sizleri gördük. Biz de dedik ki, konuyla alakalı haktan alınması gereken mesaj ne olmalı? 1- Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi rehavet çöktü. Ki Rabbimiz İnsana çalıştığının karşılığı vardır. Çalıştığını görecektir. Ayet-i kerimesi gereğince ceketimizi koysak kazanırız şımarıklığına ve kuru kalabalıklara aldanıp gevşeklik yapmaktan çekinilmesi lazımdı. 2. Efendimizin ifadesiyle emaneti ehline verin. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekleyin. Bu hadis-i şerif gereğince milletvekilleri kadrolarında gerçekten dini bütün Allah ve Resulünün sevgisini ön planda tutan kadrolar yerine Bilgisizce bir kadrolaşma sistemine gidildiği görülmüştür. 3. Halka hizmet, hakka hizmet mantığıyla hareket edilirken halka fazla güvenip hakkın tercihinin arka plana bırakıldığı görülmüştür. Devamlı halka dünyevi refah artırılacağı konuşulmuş ama manevi değerlerin nasıl yükseltileceği anlatılmamıştır. Dünyalık eksikliklerine önem verilmiş, ahiret eksikliklerine önem verilmemiştir. 4. Cumhurbaşkanımız dahil başbakanımız hariç bakanlar, milletvekilleri son derece bir şımarıklığın, benliğin, güç zehirlenmesinin içine girip haktan beklenmesi gereken güç yerine kendi bencillikleriyle, nefsani duygularıyla hareket edip kullardan medet umarak, ümitkar olarak davranıp hakkı unuttukları görülmüştür. 5. Mevla'nın rızası gözetilmeksizin bir takım menfaatler yüzünden bazı güçleri cemaatin kontrolüne teslim edip her türlü imkanları sunarak dünya genelinde açtıkları okullarla söz sahibi olmasını sağladınız. Bu insanların darbesi ve nankörlüğü Mevla'nın rızasının muhafaza edilmemesi sebebiyle olmuştur. 6. Kürt halkımızın ihtiyaçları denince hep akla maddiyat geldi. Ancak geçmişe baktığımızda bu halkın en büyük dinamikleri olan medreseler, hocalar, din davası adamlarının bu ihtiyaçları karşılayabilecekleri unutulup çözüm sürecini Ermeni hayranlarıyla ve kan içicilerle yapabileceğinizi zannederek İslami değerlere ön verilmediğinden dolayı hakkın gözetilmediği görülmüştür. 7. Defalarca sesimizi duyurmaya çalıştığımız halde danışmanlarınızın yanlış yönlendirmesi sebebiyle danışmanlarınızın içinde ölçüyü Allah ve Resulünün çerçevesinde ele alıp günümüz şartlarına uyarlanması hususundaki telkinlerimize kulak vermediniz. Bu danışmanlarla ve bu stratejilerle de bu sonuç kaçınılmazdı. 8. Bütün medyanın ve basın organlarının her bir kesimine hatta sesini yükselten herkese kulak verdiğiniz halde sizlerin daha başarılı olması için bu halkın ve gençliğin evlatlarımızın güzel yerlere huzur iklimine yönlendirilmesi için çok saba sarf ettiğimiz halde bir türlü bizi dikkate almadınız. Bizim sesimizi işitmediniz. Muhtarlarınız, belediye başkanlarınız, milletvekilleriniz, bakanlarınız, hiçbir yetkiliniz Kur'an davetlerimize, icazet merasimlerimize, özel merasimlerimize aleni olusun, aşikar olsun icabet etmedi. Ama herkesi memnun etmek isteyen sizler, Alevilerin, Romenlerin, Yahudi ve Hristiyan lokallerin ve benzeri din dışı insanların davetlerine koşar adım giden sizler, Allah'ın sevdiği hafızları ve hocaları dışlar halde iştirak etmediğinize karşılık bu seçim sonuçları herhalde hakkın ihtarlarından biridir. Kısacası sen Allah için olursan Allah da senin için olur hadis-i şerifi gereğince sen Allah adamlarını talebelerini bağrına basmazsan Rabbim de seni bağrına basmaz. Bunun örnekleri bizlerde çoktur. Buralara yazılması uygun değildir. En yetkili ağızlardan bunların dinlenmesi rica olunur. ...bizimle görüşmeleri halinde anlatılabilecek konulardır. 9. Ülkeyi bir şantiye haline getireceğiz derken... ...belediye başkanlarını ve bürokratları birer şantiye şefi haline getirdiğinizin farkında mısınız? Belediye başkanlarının ve çevresindekilerin mücahit mantığıyla olaylara başlayıp... ...müteahhit mantığına döndüklerinin farkında mısınız? Ülkeyi manevi güzelliklerle donatacağız... ...insanların özlemiş oldukları din anlayışlarını yaşatacağız gençliği her türlü bataklıktan kurtaracağız derken gençleri kafelerde, parklarda, sahillerde kendi hallerine bırakarak son derece tehlikeli bir sürece sürüklediğinizi hatırlatırız. Demokrasi ve özgürlük derken bu milleti şeytanın kucağına ittiğinizin farkında mısınız? 10. Türkiye'de yapılan bütün çalışmalarınızla alakalı köprüler, hastaneler, yollar ve hava alanları ve benzeri. Nice mükemmel çalışmalarla alakalı daima teşekkür ettik. Ama ihmale gelen eğitim konusu ve kötü alışkanlıklar konusunda defalarca ikaz etmemize rağmen bu eğitimle bu gençler yetiştirilmez. Bu eğitim sistemi manevi konularda zayıf hatta sıfırdır diyerek ikaz ettiğimiz halde bugün yine gelinen netice gençliğin çoğu sizi desteklemediği görülmüştür. Bir türlü Milli Eğitim Bakanlığında bu ciddiyet gösterilerek çocuklarımızın uyuşturucu müptelası olmasına engel olamadınız kiminle arkadaşlık yapsa acaba çocuklarımız esrar keş mi olacak korkusu her zerrelerimize işlemiş haldeyken kalplere Allah sevgisini vermekten başka çaremiz olmadığını bildiğiniz halde yine gençlerimiz için somut adımlar atmadınız. Medreselerimizin önünü açmak yerine önünü tıkadınız. Hocaları alıp dağ başlarına imam yapmak suretiyle medreseleri kapattınız. Ne olurdu hocaları medreselerinin olduğu yerlerde devam ettirerek, medreselere sahip çıkarak sayılarını çoğaltsaydınız? Ne olurdu medreseleri Osmanlı zamanındaki kalite düzeyine çıkarsaydınız? Ama size bu işler hep zamansız geldi. Her şeye destek verildi ancak sıra bir türlü Kur'an kurslarına, medreselere gelmedi. Eğer siz Allah'ı ihmal ederseniz elbet bunun bir cevabı olmalı değil mi? Hak silsilesinin sedası yoktur bir vurdu mu hiç devası yoktur. Doğuda milleti PKK'nın eline teslim ettiniz. Batıda milleti safahat ve eğlencenin eline teslim ettiniz. Siz geldiğinizde 5 yaşında olan bu çocuklar sizin 13 seneniz sonunda ya PKK'nın dağ kadrosuna terörist iti olarak yetişti ya da paralelcilerin elemanı oldu. Ya terör örgütlerinin militanı ya nefsinin zebunu oldu. Peki sizin geçtiğiniz nerede? Üniversite gençliği size oy vermedi, Doğu halkı size oy vermedi, paralelciler size oy vermedi. Elbette ki seçim sonuçları haktan bir mesaj veriyor. Ama en önemlisi her şeyin üstünde Hak Teala bize hangi mesajı veriyor bunu anlamaktır. Haktan gelen mesajı aktarmak bizden, yerini ulaştırmak Hak Teala'dandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu